Sevgili dostlar merhaba. Bir gündem programında daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Gündemi belirliyoruz, gündeme ilişkin soruları yanıtlıyoruz. Bu hafta özel bir hafta. Yarın Dünya Çevre Günü'nü kutlayacağız. Ve çevre duyarlılığı ile ilgili geçireceğimiz günlerle birlikte, hep birlikte, el birliğiyle, sıradan vatandaşlarımızla birlikte, sanayicilerimizle, devletimizle, uluslararası çevrenin önde gelen sanayicileriyle birlikte bu güzelim dünyamızı, yeşil dünyamızı, gelecek kuşaklara miras olarak bırakmamız gereken dünyayı nasıl felakete sürükleyeceğimizi bir kez daha gözler önüne sermeye çalışacağız. Tüm Türkiye'de ve dünyada gösteriler düzenlenecek, çevreyle ilgili duyarlılıklar hatırlatılacak. Konunun uzmanları yine televizyonlarda, radyolarda boy gösterecekler. Gazetelerde, dergilerde makaleler yayınlanacak ve insanlar daha fazla duyarlı olmaya çağrılacak. Fakat bugüne kadar gördük ki bunların hiçbirisi çok da etkili olmuyor. Ne yapalım? Yine de biz bunlardan vazgeçmeyeceğiz. Sonuç alamasak da, istediğimiz hedefe ulaşamasak da nasıl ormanları yaktığımızı, nasıl denizleri ve okyanusları kirlettiğimizi, nasıl geleceğe çok kötü bir dünya bıraktığımızı yine de söyleyeceğiz, söylemeliyiz. Evet, bu konuda çok duyarlı kurumlar var gerek ülkemizde gerek dünyada özveriyle çalışan, yürekleri insan sevgisi kadar hayvan sevgisiyle de, ağaç sevgisiyle de, orman sevgisiyle de yanıp tutuşan insanların bir araya gelmelerinden oluşan kurumlar var. Ve bu kurumların içinde gönüllü olarak çalışan dostlarımız var. Onların da çabalarıyla, aydınların çabalarıyla, her şeye rağmen yine de iletişim organlarının gayretleriyle gözler önüne serilmeye çalışılacak gerçekler. Çünkü bir felakete doğru sürüklüyoruz dünyayı. Eğer yarın çok geç olmasın diyorsak, bugünden, şu dakikadan itibaren üzerimize bir görev düşüyorsa bunu arkamıza koymayalım. Çünkü bu söylediklerimizin bir gerçeğin ifadesi olduğunu hepimiz idrak etmeliyiz. Bunun şakası yok sevgili dostlar. Gerçekten buzullar eriyor. Gerçekten iklimler değişiyor. Gerçekten sadece bir denizde, bir okyanusta bir geminin batmasıyla, çevreye yayılan petrolün sızmasıyla değil konu. Sadece bunlarla sınırlı değil konumuz. Sorun çok büyük, çok ciddi boyutlara ulaşmış. İşte bu sorunları bugün sevgili konuğumuzla konuşacağız. Sayın Hilal Hanım'la konuşacağız. Kendisi Greenpeace'te görevli. Greenpeace bildiğiniz gibi dünya çapında eylemleriyle kendini duyuran ama gerçek anlamıyla çevre duyarlı dostlarıyla kendini duyuran önemli bir kurum. Ve Greenpeace Türkiye'de de önemli çalışmalara imza atan bir kurum ve bu önemli ciddi kurumda çalışan dostlarımızdan birisini ağırlıyoruz bu akşam. Kendisi aynı zamanda aynı kurumda enerji ve iklim konularında çalışan, bu konuda direktör olarak çalışan bir arkadaşımız. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkürler, siz nasılsınız? Çok sağ olun. Efendim, şimdi özel sohbetimizde de dile getirdik. Şimdi hep basma kalıp şeyleri soracağız birbirimize ya da öyle hissedilecek ama biz bunları program olarak aşan bir yapıya sahibiz. İşte çevre nedir, en başlı sorunlarımız nedir gibi şeyler sormayacağım ben size. Gerçekten dünyamız nereye gidiyor? Yani ülkemiz nereye sürükleniyor? Bu erozyon denen, çölleşme denen, orman yangınları denen, denizin kirlenmesi denen, sokak hayvanlarına, köpeklere, kedilere yaptığımız işkenceler denen. Yani biz neye çeviriyoruz bu yaşamı?
beraber yaşamak zorunda olduğumuz diğer canlıları yok ederek biz nereye sürüklüyoruz Türkiye'mizi ve dünyamızı? Neler söyleyerek başlamak istersiniz? Aslında şöyle söyleyebilirim. Sadece beraber yaşadığımız canlıları değil, artık kendimizi de yok etmeye başladık. Ve hala bir akıl sıçramasını yaşayamadığımız için, yani şu anda olduğumuzdan daha akıllı olamadığımız için maalesef kendimize de zarar vermeye başladık. Şimdi sadece iklim değişikliğinden bahsetmek gerekirse, küresel ısınma bütün dünyada 1 milyardan fazla insanın susuzluktan etkilenmesi, milyonlarca insanın ise kıtlıkla mücadele etmesi anlamına geliyor. Bu yüzyıl içerisinde yaşanacak olan, yani şu anda da yaşanmaya başlanmış olan bir gerçeklik. Bunun dışında yine milyarlarca insanın, 1 milyardan fazla insanın iklim değişikliği nedeniyle iklim mültecisi haline gelmesi, yani zorla göç etmek zorunda kalması. Bunlar söz konusu. Yani sadece bırakın hani diğer canlıları, onlarla bir türlü empati kuramıyoruz. Kendimize bile zarar vermeye başladık artık. Ve bu zararın da temel olarak nedeni hala kalkınma anlayışını, ekonomi anlayışını, işte bunun gibi işte hani bir birlikte yaşayabilme anlayışını tam olarak geliştirememiş olmamız. Ve maalesef bundan dolayı da bir türlü işte siyaset rayına oturup asıl işte bizim yaşanabilir bir dünyada bir arada bulunmamızı, daha sonra da yaşanabilecek, sürdürülebilir bir yaşam içerisinde hayatımızı yürütmemizi engelleyen durumlar oluşturuyor. Yani ne şu anda siyaset içerisinde işte liderler, hükümetler iklim değişikliğini ya da işte diğer zehirli atıkları engelleyebilecek tam bir mekanizma geliştirebiliyorlar. Ne de biz bu konuda net bir şekilde bunları işte hükümetin asıl meselesi haline getiremiyoruz. Efendim şimdi şöyle söyleyelim mi? Şimdi yeryüzünün önemli bir kısmı suyla kaplı ama biz çok iyi biliyoruz ve bilmemiz gerekiyor ki kullanılabilir, içilebilir, yani doğrudan doğruya bizim yararlanabileceğimiz su miktarı ise %1 bile değil. Yani dünya üzerindeki suyun %1'i bile değil. Evet. Fakat biz bunu bilerek yani bilmemize rağmen hoyratça kullanıyoruz suyu. Biz tüketenler olarak, yani insan oğlu tüketenler olarak ne kadarını tüketirsek, ne kadarını sömürürsek, bugünümüzü nasıl geçirirsek, rahat geçirirsek o kadar iyi hissediyoruz. Yani bir iyilik hissiyle donanmışız. Daha geniş düşünemiyoruz, bakamıyoruz dünyaya gibi geliyor bana. Yani bütün dünya insanlığının sorunu bu belki de. Yani burada bencillikte bunun Türk'ü, Ermenisi, Alman'ı, Fransız'ı yok. Yani çevreye zarar vermede, tüketim hırsı bakımından. Mesela ihtiyaç sahibi olmadığımız şeylere bile yönelerek, yani bakir doğayı, yani mutlaka bir yolunu bulup oraya giriyoruz. Yani oranın bir doğal hayatının olduğunu bilerek veya bilmeyerek, farkında olarak veya olmayarak tüketelim diyoruz. Yani merakımız biraz bencilliğimizin kamçıladığı bir şey oluyor. Yani gidelim, görelim, alalım, yiyelim, içelim, tüketelim. Yani nihayetinde bir tüketim toplumunun da sorunu, çevre sorunu. Evet, yani bir sistem sorunu aslında. Çünkü sürekli olarak bize daha çok tüketmemiz, daha çok tüketmemiz, daha çok almamız, bu sayede işte daha çok kalkınacağımız gibi masallar anlatılıyor. Halbuki öyle çok şeyi yok ediyoruz ki bunu yaparken aslında kalkınma dediğiniz şeyin de çok fazla bir anlamı kalmıyor. Eğer gelecek nesiller için siz su bulamayacaksanız otomobilinizin olmasının anlamı ne? Yani ya da işte oturacak evinizin olmasının anlamı ne? Eğer yani işte su yoksa, alacak besininiz yoksa, işte artık buğday üretemiyorsanız ülkenizde. Yani bunların işte asıl temel olan ihtiyaçlarımızı unutmaya başladık. Çok kolay çünkü onlara ulaşmak, öyle görünüyor. Halbuki hiç de kolay değil. Onlar bir bedelleri olmadığı için aslında değersiz de değiller.
en değerli olanları onlar. Yani nefes alacak bir havanız olmazsa evet, onun ne kadar değerli olduğunu anlayabilirsiniz. Sınırsız mı hissediyoruz acaba? Yani her hiçbir şeyin sınırı yok. Yani su çok. Yani olağanüstü derecede bol, toprak, hava. Hiçbir şeyin sınırı yok. Çok fazla diye mi hissediyoruz acaba? Yani şey diyebilirim, aslında ekonomide bile temel bir kural vardır, varsayım vardır. Bu da sınırlı olan kaynakları paylaşmamız demektir. Yani sınırlı dünya üzerinde sınırsız olmayan kaynakları bizim paylaşmamız ve bu paylaşıma ekonomi deniliyor aslında. Ya da bunun işte bu evet yani kısacası paylaşımına ekonomi deniliyor. Hani ekonominin tanımı bile aslında sınırlı kaynaklar üzerinden yürüyor ki su da sınırlı bir kaynak. Hava da sınırlı bir kaynak. Hepsi yani işte ormanlar dediğimiz onlar da sınırlı kaynaklar. Ve sizin söylediğiniz işte suyla ilgili bunu o kadar çok tüketiyoruz ki aynı şey enerji için de geçerli. Yani kullandığımız elektrik enerjisi işte ya da ısınma için kullandığımız enerji sanki bize sürekli şu veriliyor. Ne kadar çok tüketirsek o kadar iyi. Türkiye'de özellikle işte politikacıların bize söylediği işte Avrupa'da çok daha fazla tüketiyorlar. Bizim de onlara yetişmemiz gerekiyor. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Yani biz enerjiyi ne kadar verimli kullanırsak, bir birim kullandığımız enerjiyle ne kadar çok çıktı alırsak, ne kadar çok varsıllık üretirsek, o zaman asıl enerjiyi doğru kullanmış ve gelişmişlik seviyesine ulaşmış oluyoruz. Yani bütün hayata karşı işte ya da işte ekonomiye bakışımızı, sisteme bakışımızı değiştirmemiz gerekiyor artık ve bunu işte bir tek günle de sınırlamamak gerekiyor. 5 Haziran olmaması gerekiyor sadece. Bizim bütün hayatımızda gerek kendimizle ilgili iletişimimizde, ilişkimizde, gerek de işte politikalarla, hükümetlerle ilgili iletişimimizde çevre konusunda özellikle sınırlı kaynakları kullandığımız için ön plana almamız gerekiyor. Peki, şimdi insanın bilinçlenmesi çok önemli. Yani biz şöyle tasavvur ediyorum deminkilere paralel olarak. Yani sanki böyle ucuz bulmuşuz ya da bize hiçbir külfeti olmadan, bedavadan hani böyle söylenir halk arasında. Ona saldırılır, o alınır, tüketilir, şey yapılır. Yani bedel ödenmeksizin. Ama biz onu bir hırsla alalım, tüketelim, günü gün edelim, yarın Allah kerimdir anlayışı hala yerleşik. Yani bu herhalde kesinlikle bir temel eğitim kültür meselesi. Öyle, ama bu kültür sonradan değişmiş bir kültür aslında. Yani bizim anne babalarımız da bu kadar ciddi bir tüketim hırsı yok. Benim annem ve babam da yok. Yani hala annem ve babam evde elektrik tüketimine bakarken son derece dikkatlidirler. Yani enerjiyi verimli kullanmaya bakarlar. Suyu verimli kullanmaya bakarlar. Hiçbir şeyi boşa harcamazlar. Şimdi bu bizim neslimizde neden değişiyor? Çünkü bununla ilgili artık reklamlar değişiyor. İşte siyasetçilerin söylemleri değişiyor. Eskiden tasarruf haftamız vardı. Ben küçükken yani sürekli işte yılda bir kere bir tasarruf haftası yapılıyordu. Şimdi o da yok. Yani artık tasarruf haftası değil de tüketmek haftası yapacağız neredeyse. Yani ne kadar çok tüketirsek o kadar iyi olur diye. Bu da bizim aslında çok bilinçsiz olmamızdan değil. Nasıl oluyor da anne babalarımız bilinçsiz de biz birden bilinçli de biz birden bilinçsiz hale geliyoruz. Bu tamamıyla o sistemin bizimle ilgili ne istediğini bize dayatması oluyor. Yani bizim daha çok tüketmemizi istiyor. Çünkü ekonomik anlayışa göre, yeni ekonomik anlayışa göre ne kadar çok tüketirseniz o kadar çok ekonomimiz kalkınıyor. Halbuki gerçeklik bu değil. Yani ya da bu anlayış tam da işte bu çevre meselelerinin üzerine geldiği zaman bir çatışma oluşturuyor ve o çatışmayı siz ancak ve ancak bunun ikisine birden bakarak, sadece ekonomiye değil, sadece çevreye değil, ikisine birden bakarak çözebilirsiniz. Bir de insanoğlu yaşarken zaten herhalde en iyi niyetli bile davransa, yürürken, yaşamını sürdürürken kısacası ister istemez çevreye zarar veriyor. Evet. Yani bu bilinçte olması gerekiyor. Yani çevre dediğimiz insan olarak kendisinin dışındaki
alan ise bu alana zaten bir zarar vermemiz söz konusu. Herhalde önemli olan onu en aza indirebilmek. Evet, biz de işte bunu ekolojik ayak izi olarak nitelendiriyoruz. Çevrecilik içerisinde geçen bir kavram bu. Ekolojik ayak izi bizim attığımız her adımda, yaptığımız her işte ekolojiye ne kadar, yani dünyanın doğasına, ekolojisine ne kadar etkide bulunduğumuzu anlatan, bunları da hesaplayabilmemizi, ölçmemizi sağlayabilecek bir araç haline geldi aslında, bir tanımlama haline geldi. Çok basit aslında. Siz işte uçağa biniyorsanız bir yerden, bir diyelim ki İstanbul'dan Ankara'ya gitmek için bu kadar yakın bir mesafede. Uçağa biniyorsanız çok daha ciddi bir ekolojik ayak izi bırakıyorsunuz. Çünkü uçakların çok daha büyük karbondioksit salımları oluyor. Otobüse biniyorsanız nispeten daha az, trene biniyorsanız en az karbondioksit salımına neden oluyorsunuz. Kalkıp hani yürüyerek giderseniz hiç olmuyor. Hiçbir etkisi olmuyor. Ama şimdi yürüyerek gitmenin gerçekçi olmadığını varsayarsak, o zaman en azından bunun en aza indirilmesi için ne yapılması gerekiyor? İşte tren daha uygun bir araçsa trenle gitmek gerekiyor. Eğer o tren yoksa, bu trenin olması için talepte bulunmamız gerekiyor. Yani bizim siyasi iradenin bu konuda çalışabilmesi için her türlü talebimizi olabildiğince çok dile getirmemiz gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman işte örneğin PVC kullanıyorsak pencerelerimizde, bunun çok ciddi bir zararı var. PVC değil de ahşap kullanıyorsak daha az zararı var. Ama o ahşabın nereden geldiği de önemli. Yani siz işte kalkıp işte varsıllığınızı göstermek için yağmur ormanlarından ahşap getirtiyorsanız, bunun çok büyük bir zararı olacaktır elbette. Çünkü yağmur ormanlarının hiçbir şekilde dokunulmaması ve yok olmaması gerekiyor. Evet, bu bölüm için aydınlatıcı bilgileriniz oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili dostlar, kısa bir aramız var. Programımız devam edecek. Bizden ayrılmayın. Sevgili dostlar, merhaba. Programımıza devam ediyoruz. Tabii çevreyi konuşmak, çevre sorunlarını dile getirmek ve bir uzmanından da yaşanan problemlerin gerçek boyutunu dinlemek, hatta çözüm önerilerini almak bizim bir saatimizi aşar ve çok daha önemli bir şey var sevgili dostlar. Bu gibi konularda sadece bir programla, bir günle olayı anmak yetmez. Gerçekten sevgili dostumuz da söyledi. Yani Dünya Çevre Günü yarın bu kutlanacak ve yerinde de bir olay, yerinde de bir hatırlatma ama takdir ettiğiniz gibi, edeceğiniz gibi bilinç önemli, kültür önemli, duyarlılık önemli. Gerçekten eğer biz yüreğimizin söylediğiyle vücudumuzun yaptığı aynı olmadıktan sonra bir sonuca ulaşamıyoruz. Her konuda olduğu gibi çevre konusunda da bu böyle. Gördük ki eğer dilimizin söyledikleri gerçekleri yansıtmış olsaydı, dünya bugünkü felaket ortamına sürüklenmezdi. Bir felaket ortamındayız, bir kasırganın içerisindeyiz. Bunu ne kadar hissediyoruz, ne kadar hissediyorsunuz bilmiyorum ama benim canım yanıyor gerçekten. Bu konuda duyarlı bir insan olduğuma inanıyorum. Gerçekten de bizim neden olduğumuz faktörlerden dolayı dünyamız her geçen gün daha yaşanmaz bir hal alıyor. Bir felaketin içerisindeyiz, sürükleniyoruz. Daha az yağmur yağıyor, daha sıcak günler içerisinde yaşıyoruz. Su kaynaklarımız kuruyor. Hayvanlarımıza, ormanlarımıza daha büyük zararlar veriyoruz. Ve bu işin çözümü yine insanda düğümlü, insanoğlunda düğümlü. Eğer neslimizi devam ettirmek için düğünler yapıyorsak, evliliği en kutsal müessese kabul ediyorsak, çocukları en güzel varlıklar olarak kabul ediyorsak, burada bir sorun var. Demek ki yine
dilimizin söylediğiyle yüreğimiz ve vücudumuz aynı şeyi söylemiyor. Hani çocuklarımıza bırakacağımız dünya? Yani bir gelecek bırakamıyoruz bence çocuklarımıza. Ben öyle görüyorum. Enerji kaynakları tüketiliyor, yok ediliyor. Alternatif enerji kaynakları aranmıyor. Çevreye daha az zararlı yollara gidilmiyor. Enerjiyi tüketelim, savuralım. Ve bir de çocuk sevgisinden bahsedelim. Olmuyor değil mi? Evet, doğru aslında ikisini bir arada. Çünkü hep bir deyiş vardır. Bilirsiniz siz de biz dünyamızı gelecek nesillerden ödünç aldık. Yani bu dünya her zaman bizim kalmayacak ya da işte bir toprak parçamız bile varsa o her zaman bizim olmayacak. Bunu gelecek nesillerden ödünç aldık. O zaman o nesillere bunu en iyi şekilde bırakmamız gerekiyor. Ve onlara bir borcumuz var aslında. Özellikle biz eğer bunları düşünmeden, gelecek nesilleri düşünmeden hareket edersek, bırakın gelecek nesilleri, kendi geleceğimizi bile düşünmeden hareket edersek, o zaman doğru olanı yapmamış oluyoruz. Doğru olan ne burada? İşte sizin de dile getirdiğiniz gibi enerji kaynaklarını, artık şu andaki enerji kaynaklarının dünyayı hiç de yaşanabilir bir yere götürmediği ortada. O zaman enerji kaynaklarını, artık kullandığımız kaynakları değiştirmemiz gerekiyor. Yani artık fosil yakıtlara, işte petrol olsun, kömür olsun, nispeten doğalgaz olsun, diğer taraftan işte nükleerin kaynağı olan uranyuma fazla meyil etmememiz gerekiyor. Bizim artık enerjiyi daha doğal yollardan elde edebilecek, işte güneş, rüzgar, jeotermal gibi yollara doğru meyil etmemiz gerekiyor. Bunu da yapabilecek şey, yani bunu sağlayabilecek olan siyasi irade ve siyasi iradeyi de harekete geçirebilecek olanlar bizleriz. Peki efendim, gelelim Greenpeace'e. Şimdi ismini çok duyuyoruz. Ben de hep böyle gıptayla izliyorum televizyonlarda. Yaşasın, var olsun diyorum gerçekten. Alkışlıyorum. Çünkü hakikaten öyle anlık birilerinin yönlendirdiği, bazı çok aklı evvellerin de söylediği gibi ya birilerine hizmet ediyorlar birileri. İşte siyasi örgüt bağlantıları var. Böyle sivil toplum kuruluşlarını karalamak için, rencide etmek için, güçlerini azaltmak için olmadık şeyler söylenir. İnsan Hakları Derneği denince hemen başka şeylerle ilişkilendirilirler. Çevre örgütleri deyince onların mutlaka bir siyasi amacı vardır. Aman efendim, tabii yani olmaz olur mu? Onlar gizli örgütlerin uzantılarıdır filan filan. Yani bu ülke böyle garip bir ülke. Komünizm gelecekse bile onu biz getiririz diyen bürokrat kafalıların yönettiği bir ülke burası. Şimdi sivil toplum kuruluşları olmazsa bir ülkede demokrasi yeşeremez. Bunu da öğreneceğiz. Çevre konusunda da ben devletin yaptığından daha çok sivil toplum kuruluşlarının yaptıklarının etkili olduğuna inanıyorum. Gerçekten çok güzel şeyler yaptı diğer kurumlar. Greenpeace'i de her zaman söylediğim gibi o gemilerin üzerine çıkıp ciddi manada hayatlarını da riske atarak o polis coplarına da direnen yiğit insanlar, güzel gençler olarak görüyorum. Peki, ben öyle görüyorum. Siz ne diyeceksiniz Greenpeace hakkında? Yani yanlış değil. O bizim görünen yüzümüz ama. Bunun arkasında tabii daha derin çalışmalar, işte bilimsel araştırmalar ve yani uzun soluklu kampanyalar var. Şimdi bütün yani Greenpeace kampanya yürüten bir organizasyon ve işte ben de iklim ve enerji kampanyası sorumlusuyum. Bu kampanya amaçlarına ulaşana kadar Greenpeace çalışmaya devam edecek. Greenpeace bu, belki ben ileride kampanyacı olmayacağım ama mutlaka Greenpeace bu konuda çalışmaya devam edecek. Çünkü özellikle enerji konusu, işte iklim konusu, diğer taraftan başka kampanyalarımıza bakarsanız işte denizleri korumak ya da silahsızlanma, bütün bunların hepsi dünyamızı çok yakından ilgilendiren konular ve bu kampanyalar üzerinde biz çok uzun vadeli çalışmalar yürütüyoruz, projeler yapıyoruz ve bunun olabildiğince çok işte halka ulaşması, bir taraftan da o halkla birlikte de, yani hep birlikte
bizim işte siyasi liderlere baskı yapabilmemiz anlamına geliyor. Şimdi işte o zincirleme halleri geminin üzerinde, işte zodyaklar, şeyler, işte köprüden sarkmalar, bunların hepsi aslında bizim şiddetsiz doğrudan eylem dediğimiz eylem tarzı. Bu bizim Greenpeace'in en çok başvurduğu ve ilkesel olarak kabul ettiği eylem tarzı. Amacımız çevre suçuna doğrudan doğruya tanıklık etmek ve bunu, bu çevre suçunu ifşa etmek, ortaya çıkarmak. Yani biz bunu işte şiddetsiz yollardan kamuoyuna gösteriyoruz ve bu anlamda bir aracı oluyoruz. Ve bu aracılıktan da son derece memnunuz. Ancak bu sadece işte söylediğim gibi görünen tarafı. Çok uzun sürüyor kampanyalar, yıllarca sürüyor. İklim değişikliğiyle ilgili Greenpeace 20 yıl öncesinde çalışmaya başladı. Ancak bu sene çok ciddi bir bilinç yükselmesi oldu. Bu konuyla ilgili daha çok konuşulur oldu. Yani önümüzdeki senelerde de biz çok umutluyuz aslında, umutsuz değiliz. Önümüzdeki senelerde de eğer bu siyasi irade harekete geçirilebilirse, yani Greenpeace tek başına değil hep birlikte bunu yapabilirsek, o zaman dünyayı bir felaketin eşiğine gelmekten de kurtaracağız. Hala zamanımız var, geç kalmış değiliz ama elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Peki, yani teker teker örnekler değil de Greenpeace veya diğer çevre örgütleri, dernekler, vakıflar var. Birçok kurum olduğunu biliyorum. Yani bu kurumlar iyi niyetli, yürekten çalışan, sevgi dolu insanların içinde yer aldığı yapılar. Bunu şüphemiz yok. Peki siz Greenpeace ve diğer örgütler için başarı deyince neyi görüyorsunuz? Yani siz hangi aşamaya getirince bir işi biz başarılı olduk, emeğimizin karşılığını aldık, alın terimizin karşılığını aldık diyebiliyorsunuz? Valla çok zor bir soru öncelikle. Çünkü o kadar yavaş ilerliyor ki bazı şeyler. Evet. Yani Türkiye'de ilk rüzgar çiftliği yapıldığı zaman biz kendimizi başarılı hissettik. Yani rüzgar çiftliğini biz yapmadık. Nedir rüzgar çiftliği? Yani rüzgar türbinleriyle enerji, elektrik enerjisi üreten ve bu türbinlerin işte bir arada bulunduğu yerlere rüzgar çiftlikleri deniliyor. Türkiye'deki ilk rüzgar çiftliği işte Bozcaada'da yapıldığı sırada biz bundan büyük bir mutluluk duyduk ve şunu söyledik. Yani hani bizim yıllardır işte üzerine dil döktüğümüz mesele artık anlaşılabilir oluyor. Ya da işte 2000 yılında nükleer santral ihalesi iptal edildiği zaman biz bunu başarı olarak gördük. Çünkü nükleer gibi büyük bir belaya bulaşmaktan kurtulmuş olmuştuk o zaman. Şimdi tekrar gündeme geldi. Yine çalışacağız. Ve artık hani nükleer konusunda da artık konuşmak bile istemiyoruz. Asıl konuşacağımız meseleler bizim işte nasıl bu rüzgar çiftliklerini arttırabiliriz, nasıl güneş enerjisine daha çok yatırım yapabiliriz, nasıl enerji verimliliğini en yüksek noktaya taşıyabiliriz. Bunlar üzerinde artık tartışmak istiyoruz Greenpeace olarak. Bir adım daha ilerlemek istiyoruz açık söylemek gerekirse. Bunun dışında işte... Yani sizin komünizmi yayma gibi bir gizli hedefiniz yok. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Greenpeace bağımsız bir kuruluş. Hiçbir şirketten, hiçbir siyasi partiden, hiçbir devletten veya işte Avrupa Birliği'nden, fonlardan, bunlardan kesinlikle bağış, para, sponsorluk kabul etmiyor. Greenpeace her zaman bağımsız olabilmek ve işte kendi düşündüklerimizi bağımsızca ifade edebilmek için maddi anlamda da bağımsızlığımızı sağlamaya çalışıyoruz. Greenpeace bunlardan para kabul etmezken sadece ve sadece bireylerden bağış alıyor. Sadece onların desteğini alıyor, maddi desteğini. Bu sayede de aslında ne kadar çok insan olursak o kadar büyük bir organizasyon haline geliyoruz. Türkiye'de yaklaşık 15 bin kadar destekçimiz var. Ama bunun 150 bin olması gerekiyor. Hatta Almanya'daki gibi 650 bin olması gerekiyor ki bizim söylediklerimiz artık hükümete çok daha... hükümetlere, siyasi liderlere ya da belediye başkanlarına çok daha hızlı olarak ulaştırılabilsin.
Peki Almanya dedik veya Japonya diyelim, hı hı. bilmiyorum Kanada diyelim. Oradaki yani Greenpeace olarak söylemeyeceğim. Çevreyle ilgili insan duyarlılığının boyutlarıyla hı hı. ülkemizdeki duyarlılık arasında nasıl bir fark var? Bu da zor bir soru evet. aslında. Evet. Çünkü şöyle söyleyebilirim. Hani Türkiye'de işte kırsal bölgede yaşayan bir insanın çevreyle ilgili hani gelip de o bölgeye bir termik santral yapılana kadar çok ciddi bir bilinci olmayabilir. Ama bu kişi çevreye de zarar vermiyordur. Yani çevreye zarar verecek herhangi bir alışkanlığı da yoktur. Ya da böyle bir yönelimi de yoktur. Ancak diğer taraftan baktığımız zaman Almanya'da bu konuda çok ciddi sorunların ortaya çıktığını görmüş olan, bunu deneyimlemiş olan bir kişi üstelik de çevreyle ilgili işte hani daha fazla ekolojik ayak izi vardır ama bunun azalmasını istiyordur. Bununla ilgili daha farklı çalışmalar yapabilir. Yani bilinç düzeyi deyince biraz açıklaması Afaki. Zor oluyor. Evet. Peki yani diyelim ki 3 kuruşluk kürkü için yüzlerce tilkinin öldürüldüğü evet. ve güya bağ bostana zarar veriyor diye ayılarımızın öldürüldüğü hı hı. bir gerçek. Hı hı. Bu normal midir? Herhangi bir ülkede yani Türkiye'ye mi mahsustur? Bunu nasıl ben geri kalmış ileri Yok, gitmiş Türkiye'ye diye bir... Türkiye'ye mahsus bir durum değil yani ha. Türkiye'yi tek başına suçlamamak gerekiyor. Bu dünyanın hemen hemen her yerinde görülen bir şey. Japonya'da da işte sürekli olarak balinalar avlanıyor işte okyanusta ve bu balinaların nesli tükendiği bilindiği halde işte bilimsel araştırma adı altında bu balinalar avlanarak çok işte lüks restoranlarda müşterilere et olarak sunuluyor. Yani şimdi Japonya için daha bilinçlidir bu anlamda demek zor. Çünkü Japonya'da da aynı sorun var. Almanya'da da aynı sorun var. Çünkü çok ciddi bir sera gazı salımı söz konusu. Ama şimdi biz bunu nasıl değiştirmek istiyoruz? Buna bakmak gerekiyor. Yani belki de bilinç dediğimiz zaman bunu söyleyebiliriz. Ortada bir sorun var, sorunu tespit ediyoruz ve o sorunla ilgili çözümlerin çıkarılması için onun için uğraşıyoruz. Yani işte Greenpeace'in de zaten özellikle belli bir bilinç düzeyine gelmiş ülkelerde çalışmasının sebebi de bu. Ve aynı zamanda belli çevresel sorunları olan ülkelerde. Bütün dünyada Greenpeace ofisi yok. Yani bütün ülkelerde Greenpeace ofisi yok. Ama özellikle işte Avrupa ülkelerinde, Amerika ülkelerinde, Kuzey Amerika ülkelerinde, Güney Amerika'da bazı ülkelerde Greenpeace ofisleri çok ciddi olarak çalışıyorlar. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Mesela Irak'ta bir Greenpeace ofisinin olması ne kadar zorsa çünkü çevresel anlamda çok da kolay bir yerde değiller. Çok da yani hani bir savaş yapılıyorken çevre sorunlarından bahsetmek de çok kolay değilse aynı şekilde işte Türkiye'deki bilinç düzeyini de tartışmak biraz zor olabilir. Şimdi bir arkadaşlarımız görüntü geçiyorlar. Hı hı. Greenpeace ile ilgili sizin hı hı. önemli etkinliklerinizden birisinin görüntüleri bunlar. Evet. Bundan bahseder miyiz? Bu Nuh'un gemisi hı hı. Etkinliği var. Siz de bu konuyla gündeme geldiniz. Madem onu sormadan hı hı. Geçmeyelim. Nedir bu Nuh'un gemisi projesi? Nuh'un gemisi dünyada... Yani tufan destanı dünyada neredeyse bütün kültürde olan bir destan. Bütün kültürlerde bulunan işte Eskimolardan İnkalara, Musevilikten Müslümanlığa kadar bütün dinlerde, kültürlerde bir şekilde bir gemiyle ve tufanla bağlantılandırılarak söylenen bir destan. Şimdi bizim de düşüncemiz şuydu, ikinci bir tufan insan eliyle yapılıyorken yani tam da bu tufanın eşiğindeyken bizim artık bunu hatırlatabilecek bir sembol bulmamız gerekiyor. Ve Nuh'un gemisi bu anlamda en iyi semboldü. Nuh'un gemisi
bizim için hem uyarının sembolü, ikinci bir tufan gelmeden, ortaya çıkmadan bizim harekete geçmemiz gerekiyor. Ve bunu engellememiz gerekiyor. Bir felaketin eşiğindeyiz ve bu doğru. Yani o eşiği geçmememiz gerekiyor. Diğer taraftan da umudun sembolü. Çünkü hala zamanımız var ve küresel ısınma, işte 2 derecelik o sınır noktasına ulaşmadan, yani geri dönülmez noktaya ulaşmadan bunu engelleyebilmemiz mümkün. Ve bunun için de yapabileceklerimiz zaten ortada. Daha önceden de Greenpeace olarak enerji devrimi adında bir rapor çıkardık ve bunun mümkün olabileceğini, hem ekonomik açıdan hem çevresel açıdan işte sera gazı salımlarının düşürülebileceğini gösterdik, ispatladık. Bu mümkünken buna işte artık siyasi iradenin de tamam demesi gerekiyor ve bu yolda devam etmesi gerekiyor. Kısacası hem uyarı hem de umudun sembolü olarak bütün dünya liderlerine seslenmek üzere Nuh'un gemisini Ağrı Dağı'nın eteklerini de yaptık. Çok güzel, çok güzel çalışmalar. Peki son olarak da şunu soralım. Yani tabii dünyayı izliyorsunuz. Bütün dünya ülkelerindeki çevresel olayları gözlemliyorsunuz, izliyorsunuz, raporlar geliyor. Peki yani hiçbir yeri birbirinden ayırmıyoruz ama ne yapalım? Burası da bizim memleketimiz, bizim yurdumuz, bizim vatanımız, güzel Türkiye'miz. Bizim en ciddi çevre sorunlarımız nedir sizce? Şöyle basit bir örnek verebilirim. Şu anda Avrupa Birliği'ne girme süreci içerisinde müzakereler anlamında en sona bırakılan konu çevre konusu. Çünkü en büyük maliyet bundan olacak ve aslında çevreye en çok zarar veren de devletin kendisi. Özellikle enerji sistemine baktığımız zaman neredeyse bütün termik santraller devlete ait. Birkaç tane örnek haricinde. Ve bu termik santrallerde hala çalıştırılıyor. İşte Yatan'daki felaketi görüyoruz. Gökova'daki felaketi görüyoruz. Ve bunlar hepsi devlet tarafından çalıştırılan şeyler. Enerji anlamında çok kötü bir durumdayız. Açık, yani sera gazı salımlarında da öyle. OECD ülkeleri içerisinde ve işte eski Sovyetler Birliği ülkeleri toplam, hem OECD hem eski Sovyetler Birliği ülkeleri içerisinde Türkiye sera gazı salımları en hızlı artış gösteren ülke. %75 oranında bu arazi değişimi gibi şeyleri saymazsak bile, yani en hızlı sera gazı salımı artan ülke Türkiye. Bütün bu ülkeler içerisinde Kyoto'yu imzalamayan sadece 3 ülkeden biriyiz. Yani Amerika, Avustralya ve Türkiye imzalamadı Kyoto protokolünü. Ve sera gazı salımlarımızı düşürmek için de herhangi bir çaba göstermiyoruz. Hiçbir çaba göstermiyoruz hatta. Şu ana kadar hükümetimiz maalesef bu konuyla ilgili tam olarak bir çalışma yapamadı. Bütün dünyanın önünde olduğu gibi Türkiye'nin de önündeki en büyük sorun küresel ısınma, iklim değişikliği ve maalesef şu anda sel felaketleri Türkiye'de depremden sonraki en büyük zarar veren felaketler haline gelmişken ve belki de ileride depremleri bile geçebilecek durumdayken bizim bu konuda yaptığımız hiçbir çalışma yok. Kuraklığa karşı işte yine iklim değişikliğini önlemek üzerine yaptığımız hiçbir çalışma yok. Ve tam tersine biz sera gazı salımlarımızı işte planlanan demeyeyim de öyle planlar yapıyoruz ki 2020 yılından sonra sera gazı salımlarının Türkiye'nin 2 katından daha da fazla artması bekleniyor. Şimdi açık söylemek gerekirse biz de işte Amerika ve Avustralya gibi iklim katilleri arasında yer almaya başlıyoruz. Bir aday olarak kendimize bunu aday gösteriyoruz. Yani ben de iklim katili olacağım diye. Yani onlar yapıyorlar, ben de yapacağım diye. Halbuki işte şey gibi, onlar kanser oldular, ben de kanser olmak istiyorum. Ondan sonra tedavisini olurum tarzında bir yaklaşım içerisindeyiz. Önceden bunu engellemek üzerine maalesef bir çalışma yapılmıyor Türkiye'de. Efendim gerçekten çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hayli zevk aldık.
Ben aldım, sevgili izleyenlerin de aldığına inanıyorum. Hı hı. Bilgilendik. Çok çok teşekkürler. Bir faydamız dokunduysa. Ne güzel, iyi ettiniz, evet. Geldiniz. Yorgun olduğunuz halde Iğdır'dan da gelmiştiniz. Çok sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Başka programlarda buluşmak dileğiyle. Görüşmek üzere, evet. Sağ olun. Evet, sevgili dostlar, yarın Dünya Çevre Günü. Tek bir günle sınırlandırmayalım ama yine de duyarlılığımızın arttığı belli günler vardır. Çevre yaşamımızın artık vazgeçilmez bir unsuru, hatta hayatımızın kendisi. Yaşamımızı çevre belirliyor aslında. Çevreyi yok etmeye başladıkça kendi hayatımızı da yok ettiğimizin farkına varmak zorundayız. Yarın çok geç olabilir. Eğer çocuklarımızı seviyorsak, onların ellerinden tutup da güvenle yürüyüş yapıyorsak, şunu bilmeliyiz ki, şunu hatırlamalıyız ki, o el tutuşları sahte olmasın diye ve gerçekçi olsun diye çevremizi daha fazla göz bebeğimiz gibi korumak zorundayız. Çünkü gelecek nesiller eğer yok edilmiş bir çevrede yaşayacaklarsa, onların da hayatı şimdiden kararmış demektedir. Ve biz çok iyi biliyoruz ki, izliyoruz ki dünyamız hakikaten bir felakete sürükleniyor. Bunun hiçbir abartısı yok. Isı artıyor, susuzluk çoğalıyor, kuraklık artıyor. Ormanlar hızla yok ediliyor, talan ediliyor, araziler açılıyor, birilerine peşkeş çekiliyor. Türkiye'de ise durum daha vahim çünkü devletimiz, vatanımız dediğimiz toprağımızı kendi eliyle yok ediyor, yağmalatıyor. Bizzat kendisi yağmalıyor, kapalı arazileri açıyor, tarıma açıyor adı altında, villalara açıyor, çıkar hesaplarına kurban veriyor. Vatanımızı, devletimizi yönetenler çıkara kurban veriyorlar. Oluk oluk kan akmasına benzer. Kendi vatanımıza bakmamamız, o yaban hayatı dediğimiz, yaban hayatındaki canlılarımızın yok olması da geleceğimizin yok olması demektir. Bu nedenlerle sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düştü ve düşüyor. Onlar da gücü oranında bunu yerine getirmeye gayret ediyorlar. Bunu burada hiçbirini birbirinden ayırmadan bu davaya, çevreye, çevre duyarlılığına hizmet eden bütün kurumları, kişileri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Daha huzurlu bir çevrede yaşama dileğiyle, daha güvenli bir çevrede yaşama dileğiyle, yok edilmemiş, geleceğe tüketilmemiş bir dünyada yaşama umuduyla hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başka programlarda buluşmak dileğiyle efendim. Hoşça kalın.